Merhaba değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Sevilence kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kahvaltılarda ve çay saatlerinde yapabileceğiniz çok az malzemeyle pratik bir tarifim var. Velibah. Velibah'ın diğer adı da patatesli bazlamadır arkadaşlar. Tarifimizin yapımına öncelikle patateslerimizi haşlayarak başlayacağız. Bunun için 5 adet soyup yıkadığım patateslerim var. Şimdi onları küp küp doğruyorum. Şöyle geliş güzel, çok küçük olmadan doğrayarak yapımına başlıyoruz. Bu şekilde doğramış olduğum patateslerimin üzerine su ilave ediyorum. Soğuk su ilave ediyoruz arkadaşlar. Ben sıcak su koymuyorum. Önce soğuk suyla nişastasını bırakmasını engelliyor. Suyunu ilave ettikten sonra şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Ve tenceremizin kapağını kapatarak ocağımıza alıyoruz. Ocağımıza aldığımız patateslerimizi önce kaynayana kadar harlı ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte patatesler iyice yumuşayana kadar pişiriyoruz. Patateslerimiz haşlanırken şimdi de Velibah'ın hamurunun yapımına başlayalım. Hamurumuz mayalı bir hamur arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı mayamız var. İnstant maya. 2 su bardağı ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Şöyle 2 su bardağı ılık suyumuzu ilave ettikten sonra 1 yemek kaşığı toz şekerimiz var. Onu da ilave ediyoruz. Ve şöyle şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Şeker eridikten sonra ben 6 su bardağı un hazırladım. Unumuzun büyük bir kısmını boşaltıyoruz kabımıza. Ve üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Önce şöyle spatula ile bir toparlıyoruz. Bu aşamada arkadaşlar hamurumuzu iyice yoğurmamız lazım. Ele yapışmayan ama çok yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Kalan unumu da yavaş yavaş ilave ediyorum. Spatulamı şöyle temizliyorum. Ve bu aşamadan sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Arkadaşlar unumuzu lütfen kontrollü bir şekilde ilave edelim. Dediğim gibi yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuracağız ve iyice yoğuracağız. Unun markasına göre değişebilir. Şöyle biraz daha un ilave ediyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu daha sonra iyice 5-10 dakika daha yoğurdum. Şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle uzayan çok güzel yoğurulmuş bir hamur. Arkadaşlar şöyle hafif ele yapışan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamur için 6 bardak un hazırlamıştım. Şöyle 5,5 bardak un kullandım. 6 bardak çok geldi. Bu şekilde siz de bu tarifle yapabilirsiniz. Şimdi de hamuru yoğurduğumuz kabımızın kapağını kapatıyoruz. 45 dakika ile 1 saat arası mayalanmayı bırakıyoruz. Patateslerim iyice haşlandı, süzdüm ve soğumasını bekledim. Arkadaşlar sıcakken yapmıyoruz. Soğuduktan sonra yapıyoruz. Çünkü hamurumuzu eritebilir. İyice soğuyan ve haşlanan patateslerimi şöyle ezici yardımıyla iyice eziyorum. İçinde kesinlikle pütürlü olmasın. Çünkü hamurumuzu yırtabilir. İyice eziyoruz arkadaşlar. Güzelce ezmiş olduğumuz patateslerimizin üzerine 2 çay kaşığı pul biberi, 2 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığından az karabiberimizi ilave ediyoruz. Şöyle iyice karıştırıyoruz. Hamurumuzu 1 saat dinlendirmiştik şu şekilde.
Hamurumuz güzelce kabardı. Şöyle havasını alıyoruz. Tabi ele yapıştığı için, biraz yumuşak olduğu için elimizi unlayarak hamurumuzu şöyle bir toparlıyoruz. Ve unlamış olduğumuz tezgahımızı alıyoruz. Şöyle bir elimizle yuvarlıyoruz. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Ve bir kesme aparatıyla şöyle hamurumuzu bölüyoruz. Sonra da 3 parçaya bölüyoruz. Toplamda 6 adet beze elde ediyoruz. Şu şekilde. Ve bu bezelerimizi şöyle toparlayarak unlamış olduğumuz tepsimizi alıyoruz. Hazırlamış olduğumuz bezelerimizin üzerine kurumaması için şöyle temiz bir bezle örtüyoruz ve açmaya başlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz patatesli iç harcımızı bu şekilde hamur sayısına göre yuvarlıyoruz. Mandalinadan biraz büyük ve top haline getiriyoruz, hazırlıyoruz ve bir kenara alıyoruz. Şimdi yapımına geçelim. Şöyle hafif unladığım tezgahıma hamurlarından birini alıyorum. Ve önce ellerimle, parmaklarımla genişletiyorum. Pasta tabağından biraz küçük olacak şekilde. Ve ortasına hazırladığım patates topunu koyuyorum. Şöyle etrafından ortaya doğru topluyorum. Ve ortada birleştirerek iyice kapanmasını sağlıyorum. Şu şekilde. Ve şöyle elimle yuvarlıyorum. Arkadaşlar, ben bütün hamurlarımı bu şekilde hazırladıktan sonra açacağım bazlamalarımı. Şimdi hepsine aynı işlemi yapıyorum. Tekrardan şöyle elimle genişletiyorum. Ortasına patates harcımızı koyuyorum. Etrafından hamurları ortaya topluyorum. Şöyle esneterek ve ortada iyice kapatıyorum. Ve şöyle elimle yuvarlayarak tekrar tepsime alıyorum. Hepsini aynı şekilde hazırlayacağım. Hazırlamış olduğum iç harcıyla birlikte hazırlamış olduğum bazlama hamurlarımın üzerine temiz bir bezle şöyle örtüyorum. Bir 15 dakika dinlendiriyorum. Şimdi ilk yaptığım bazlama hamurunu alıyorum. Hafif unladığım tezgahıma, çok unlamıyoruz arkadaşlar, koyuyorum. Şöyle öncelikle ortadan dışa doğru elimle hafif hafif bastırarak, patlatmadan şöyle biraz açıyorum. Elimle biraz açmış olduğum
hamuru daha sonra merdane yardımıyla çok bastırmadan şöyle servis tabağı büyüklüğünde genişletiyorum. Evet, şimdi de diğer bezimizi hazırlıyoruz. Şu şekilde önce elimizle ortadan kenara doğru bastırıyoruz. Hafif unluyoruz tabii, yoksa yapışır arkadaşlar. Şöyle gerekirse merdane yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Açmış olduğumuz bazlama hamurumuzu şöyle merdanemizin üzerine alıyoruz. Ve ocakta ısıtmış olduğumuz tavamıza yerleştiriyoruz. Şöyle elimizle düzeltiyoruz. Ve orta ateşte pişmeye bırakıyoruz. Tabii pişerken ara ara şöyle döndürüyoruz arkadaşlar, her tarafının eşit pişmesi için. Altı biraz piştikten sonra çeviriyoruz. Üstü pişen bazlamamızı tereyağla yağlıyoruz. Görüyorsunuz, mis gibi. Yağlıyoruz. Altını kontrol ediyoruz. İçi puf puf, harika bir velibahımız oldu. Daha sonra arkadaşlar pişen bazlamamızı, altıda pişen bazlamamızı daha önce yağlamış olduğumuz bazlama tabağımıza alıyoruz. Son bazlamamızı da aynı şekilde hazırlayıp pişiriyoruz. Ve üzerini yağlıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar, puf puf kabardı. Şöyle göstereyim. Puf puf bazlamalarımız yenmeye hazır. Kontrol ediyoruz. Pişmiş. Ve son bazlamamızı da servis tabağımıza alıyoruz. Servise hazır. Evet arkadaşlar, bazlamalarımız gördüğünüz gibi puf puf harika oldu. Videom buraya kadar. İzlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Arkadaşlar, emeğe saygı açısından videolarımı, bütün arkadaşlarımızın daha doğrusu videolarını sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Evet değerli takipçilerim, velibahlarımız yani patatesli bazlamalarımız servise hazır. Şöyle servis için şöyle birkaç tanesini kesiyorum. Size iç dokusunu göstermek için. Evet, içi dolu dolu, şöyle yumuşacık. İçini görüyorsunuz. Tam yufka açıp börek yapmış gibi incecik dış katmanı ve harika bir şekilde pişti. Şu an sıcak. Biz de kahvaltı için yaptık. Bir de şöyle göstereyim arkadaşlar. Yumuşacık velibahlarımız yenmeye hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve lütfen abone olmayı unutmayın. Destek için aboneliklerinize ihtiyacım var. Evet arkadaşlar, bugünkü videomun da burada sonuna gelmişken sizlere hayırlı günler, mutlu günler, sağlıklı günler diliyorum. Tekrar diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.